Arkadaşlarım merhabalar. Hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evet canlı yayında yapmış olduğumuz mini bir yarışmanın bugün çözümlerini yapacağım size. Evet kazanan arkadaşlarımızla iletişime geçtik. Hediyelerini en kısa sürede göndereceğiz arkadaşlarım. Tekrardan katıldığınız için hepinize çok ama çok teşekkür ederim. Birinci soruyla başlayalım arkadaşlarım. Birinci soru ne sorusu? Orantılı bölme ve orta nokta sorusu ve aynı zamanda iki nokta arasındaki uzak da var. Yani bir soru içerisinde üç tane kazanım var. Diyor ki A, B, C, D, E noktalarını verdim diyor. Bir tane de oran verdim diyor. Şimdi burada A, C, işte iki tane BC dediği için bunları nasıl yapıyorduk? Tam böyle terslerini düşündük değil mi? Mesela buraya ben K dersem B, C'ye. B, C nerede? Buraya K dersem A, C'ye de 2 demiş olurum. Tamam. Sonra C ve E noktaları arasındaki uzaklık kaç birimdir? Şimdi benim bunların arasındaki mesafeyi bulabilmem için ilk önce C noktasını ve E noktasını bulmam lazım. Şimdi buradan E noktasını bulmak kolay. Çünkü niye? Bu E noktası B ve D'nin orta noktası. E nasıl yapıyordum? Absislerini toplayıp 2'ye bölüyordum. Ornaklarını toplayıp 2'ye bölüyordum ve nokta bulunmuş oluyordu. 5 bir daha 6, 2'ye böldüm 3. Eksi 4, eksi 2 daha, eksi 6, 10 da 2'ye böldüm arkadaşım. O da eksi 3. Tamam güzel mesele C noktasını bulmakta. Tamam mı? Şimdi C noktasını nasıl yapıyorum? Artış azalışla yapıyorum. Bakın bunları koordinat sisteminde falan çizmenize gerek yok. Aman ha. Yani çizerseniz olmaz mı hocam? Olur da hiç yani yormanıza gerek yok kendinizi. Ne diyoruz? Burada B ve A arasında hareket edersem 1'den 8'e kadar, eksi 8'e kadar nasıl bir değişiklik var? 9 azalmış. Nasıl yapıyorduk? Eksi 8, eksi 1 eşittir. Eksi 9. Eksinin anlamı azalmış demektir. Tabii ki birim olarak 3 birimde diye yorum yapıyoruz. Değil mi? Şuraya yazayım isterseniz. 3 birimde arkadaşlarım 9 azalmış dedim. Güzel. B'den C'ye gitmek istiyorum ki C'yi bulmalıyım. O zaman diyorum ki bir birimde 3 katı olduğu için bunun da 3 katı olduğu için orantıdan dolayı 3 azalacak. Yani aslında elinde 1 vardı. 3 azalttı. Ne yaptı? Eksi 2 yaptı. Güzel. Şimdi gelelim ikinci noktayı yani ordinatı bulmaya. Eksi 4 ile 5 arasında nasıl bir ilişki var? 5 eksi, eksi 4 dediğim zaman artı 9 yapıyor. Artı 9 olması 9 artmış anlamına geliyor. Tabii ki bunu nerede yapıyor? 3 birimde yapıyor, değil mi? Burada xleri bulmuştum. Şimdi de yleri buluyorum. 3 birimde 9 artmış oluyor. O zaman bir birimde de yani yukarıdaki gibi 3 artmış olacak. Eksi 4'ten 3 arttırsam arkadaşım eksi 1. C noktasının koordinatını da buldum mu? Buldum. Güzel. Arasındaki mesafe. İki nokta arasındaki mesafeyi nasıl yapıyordum? Absisler farkının karesi yani 3 tane eksi 2'yi çıkarmam lazım. Direkt 1 yazmayın aman diyeyim. 3 eksi eksi 2'den 5 olacak. Ve bunun karesini alacağım. Artı diyordum. Eksi 3ten eksi 1'i çıkardım. Ya da eksi 1'den eksi 3'ü çıkarım fark etmez. Eksi 3ten eksi 1'i çıkarınca eksi 2. Karesi arkadaşlarım 4. Tabii ki bunun karekökü vardı. Burası 25. Burası 4 daha 29 yaptı. Karekök 29. İlk sorumuzun doğru cevabı denizli. Tamam. Şimdi Burada mesela işlem hatası yaptın diyelim. 1 yazdın diyelim. 1. Burada mesela 2 yazdın. Yani kök 5 aslında yok seçeneklerde. O işlem hatası seçeneklerde olmadığı için bir daha bir kontrol edebilirsiniz aslında. Tamam. Geldik ikinci soruya. i̇kinci sorunun aynısını ben tekrar videolarımızda yapmıştım. Yani aynısı. Farkı yok. Ne demiştim buraya? İlk önce bunları bir yazın. Burası 1'miş. 0'a 3 ise burası 3'müş. Bunların etrafını arkadaşlarım bir tane kare giydir. Bunu demiştim. Ve bu kare olduğu için burada oluşan üçgenlerin hepsi birbirine eş. Yani bak kareye bunların hepsi birbirine eşit olduğu için kenarları. Buradaki üçgenlerde A, B, 90 yazdığı zaman eş olacak. Şimdi yazalım A, B, burası 90. Biraz şeklimiz küçük ama olsun idare ederiz. Burası A, burası B. Yani aslında B'nin karşısı 1. Yani kısa kenar 1, uzun parça 3. Öyle yazabilirsin. Kısa kenar 1, uzun parça 3 kenar bir uzun parça 3. E ne yaptın sen şimdi? Bütün parçaları buldun. Ne diyor? B'yi soruyor sana. Değil mi? Bak B noktasının koordinatları diyor. B'nin hareketi 4 birim daha gitmiş. Bir birim de yukarıya gittiği için 4,1 diyorsun. Bitiriyorsun. 3 dakika verdik aslında. E, 3 dakikalık soru değil ama işte çizmesi etmesi falan 3 dakika var diye ondan 3 dakika verdik. Tamam Gel bakalım iki tane trigonometrik sorumuz. Bir tanesi normal trigonometrik özdeşlik. Bir tanesi de yeni nesil tarzı bir esas ölçü sorusu. Şimdi arkadaşım burada görüldüğü üzere sinüs x küçüktür sıfır diyor değil mi? Bak bu bir işe yarayacak belli ki. Onu oraya boş yere vermedim. Bakalım bu ne işe yarayacak? Kotanjant x. Normalde biz kotanjant x gördüğümüz zaman yazacağımız ilk özdeşlik. Kosinüs x bölü sinüs x'tir. Tamam mı? Şuraya bölü diyorum. 1 artı kot kare x. Kare kökü açtım. 1 artı kod kare x'i şöyle 1 1 olarak yazılsın. Kod kare x'i de kos kare x bölü sinüs kare x olarak bir yazalım. Yukarısı arkadaşlarım yine kosinüs x bölü sinüs x. Aşağısı payda eşitliyorum. Sin kare x artı kos kare x. Şurası sinüs kare x artı kosinüs kare x kareyi yazamadım. Şöyle biraz daha karekökü kare kökü açayım. uzatayım bölü nedir arkadaşım bu? Sinüs kare x. Tamam. Şimdi burasının biri olduğunu zaten cümle alem biliyor. Bunu bilmeyen zaten 11. sınıf öğrencisi değildir herhalde. 10. sınıf öğrencisi falandır herhalde. Şimdi bu bir zaten değil mi? Ne yapıyoruz? Kosinüs x bölü sinüs x yazıyoruz. Şuraya kosinüs x bölü sinüs x yazdık arkadaşlarım. Çarpı dedim. Şimdi bunu bir yazdım ama ters çevirip buraya yazmam lazım. Karekök içinde sinüs kare x yazdım. Tamam. Şimdi bak. Buradan bunu direkt böyle götürdüğün zaman ben sana olacaklardan bahsedeyim. Kosinüs x bölü sinüs x çarpı sinüs x dedim. Bunlar gitti. Gittin kosinüs x'i işaretledin. Ve yanlış işaretledin. Çünkü niye arkadaşım? Çünkü şundan dolayı. Bak şimdi. Buradaki kuvvetinle buradaki kuvvetin birbirine eşit. Ve n herhangi e, çift bir doğal sayı ise bunları öyle kafana göre götüremezsin. Götürdüğün zaman bunu mutlak değer x olarak yazman lazım. Ki adam sana burada sinüs x küçük bir sıfır vermiş ya. Bunu boş yere vermemiş. Bunun için vermiş. Tamam. O yüzden sen bunları buradan böyle götürdüğün zaman buradaki mutlak değer x'i kullanmak zorundasın. Pekala hocam o benim ne işime yarayacak? Bak güzel arkadaşım o senin şu işine yarayacak. Sinüs x sıfırdan küçük ya. Mutlak değerin içi sıfırdan küçük olduğu için Kosünüs x bölü sinüs x çarpı önüne bir tane eksi alacak. Şu sinüs x'ler gidecek. kosinüs x ile eksiyi çarptım. Eksi kosinüs x olacak. Belki buraya kadar geldin ama oradaki mutlak değeri unuttuğun için ya da bilmediğin için soru güme gitti. Tamam. Gel bakalım dördüncü soruya. Dördüncü soru bir esas ölçü sorusu. Ayşe ile Zeynep belirli yerlerdeler. Ve belli bir açıyla gidiyor bunlar. Acaba diyor... Hareketlerin sonunda nerede bulunurlar? Şimdi ben size hep diyorum ya, hani esas ölçüyü bilseniz bile niye olduğunu ya da ne olduğunu iyice kavrayın. Arkadaşlarım Ayşe 2760 derece, 2760 derece, o nasıl bir okumak acaba? 2760 derecelik bir açı tarayacak ve kaç tur dönecek? Belki turlama sayısını da sorabilir, öyle bir soru da gelebilir. Bakıyorum 360 dereceye belli bir turlayacak. Yani aslında esas ölçü bul diyor. Şimdi ben 2760 derecenin esas ölçüsünü bulmak istiyorsam tabii ki de 360'a bölmem lazım. Kaç defa olur? 8 defa olsa 48, 24 çok gelecek herhalde. 7 defa diyelim. A, 7 kere 0, 7. Burası 42 elde var. 4, 21, 25 yaptı arkadaşlarım. 0 yaptı, 4 yaptı, 2 yaptı. 240 derece geldi Ayşe. Nereden? Buradaki A noktasında. Tamam. 240 derece 90 burada 90 burada et sana 180. Gel bakalım buraya kadar 60 derece daha ee, Ayşe oldu CD arasında. CD CD ve CD. Ayşe halletti. Geldik şimdi Zeynep'e. Zeynep de bu istikamette, bu yönde gidecekmiş. Ne kadar? 3250. O zaman biz 3250'yi 360'a bölsek kaç defa olur? 9 defa kurtarır mı? 9 diyelim. 9 kere 0 0. 9 kere 6 54. Elde var 5. 27 32. Şurası 0 şurası 1. 10 derece oldu arkadaşlar. İlk önce 10'u düşündüm. Yani 10 çarpayım dedim. Çok geldi. Bir 9'a bakayım dedim. 10 derece. Tabii ki bu istikamette 10 derece gidecek. Şöyle bir yerlerde durdu. Nerede durdu? Bu da CD arasında durdu. Zeynep'te. İkisine de aynısı olan B seçeneği olduğu için doğru cevap B seçeneğidir dedim. Güzel bir esas ölçü sorusu. Tamam. Hadi bakalım. Gel bakalım 5. soru. Şimdi 5. soru ne? 5. soru arkadaşlarım fonksiyonları çarpmak alakalı bir soru. Yani ben fonksiyonu 2 ile çarptığım zaman acaba görüntü kümesi ne olur? Da 1/2 ile çarptığım zaman görüntü kümesi ne olur? Onun hakkında bir soru. Şimdi ilk önce burada bana A kümesini vermiş. Değil mi? Yani A'dan R'ye tanımlı bir fonksiyon. A kümesi tanım kümesi arkadaşlarım. Bu yazılış, bu yazılış benim için nedir? görüntü kümesine eksi 2'ye 4 verdin diyor. Tamam görüntü kümesine eksi 2'ye 4 verdim. Pekala ben fonksiyonu 2 ile çarparsam ne olur? Arkadaşlarım bunlar genelde karışır. Bak bu soruyla bu soru birbirine benziyor. Ama birisinin 2 ile çarpıyor. Birisinin de x gördüğü yere x bölü 2 iki yazıyor. İkisinde farklı şeyler yapıyorduk. Bakalım ne yapacağız? Şimdi karıştırdın. Hatırlayamadın. Unuttun. Ne yap arkadaşım? Al kendine bir tane bir fonksiyon. Örneğin mesela fx fonksiyonu x artı 3'ü al f 0ı bul örneğin. f 0ı bulduğun zaman kaç yapıyor? 3 yapıyor. Gel yani bu fonksiyonu 2 ile çarp. 2fx dediğin zaman 2x artı 6. Yine f 0ı bul. Yani yeni bir fonksiyon artık. Bu 0 koyduğun zaman bu sefer kaç yapıyor? 6 yapıyor. Aslında gördüklerini ne yapıyor? 2 ile çarpıyor değil mi? Yani sen fonksiyonu 2 ile çarpıyorsan gördüklerini de 2 ile çarpıyorsun. Yani görüntü kümesinin elemanlarını da 2 ile çarpıyorsun aslında. O yüzden gördükleri diye üzerine basıyorum. Tamam mı? E o zaman 2 ile çarptım. Görüntü kümesinin bu olduğunu F A eşittir böyle yazdığı için anladım. Ben de 2 ile çarpıyorum. Yani. Yapacak bir şey yok. 2 ile çarptım. Eksi 4. 2 ile çarptım. 8. Artık burada yorumladım. Bu arada çarparım yani. Kim tutar beni? Eksi 4'e 8. Güzel. Geldik buna. 1 bölü 2 ile diyor. Çarparsam diyor bu olur diyor. Sen bir çarp doğrusunu bul. Kıyasla. 1 bölü 2 ile çarptım. Eksi 1 oldu. 1 bölü 2 ile çarptım 2 oldu. Ben eksi 1'e 2 buldum. O ne bulmuş? O da bunu vermiş. Doğru. Ne diyor? Pozitif tanımdır diyor. Yani ne atarsan at pozitif bir sayı çıkacak diyor. Bakalım öyle mi? Şimdi arkadaşlar bak görülüyor zaten. Eksi 2 ile 4 arasındaki ben gördüm diyor zaten soru. Yani negatifleri görüyorum zaten diyor. Sen ne diyor diretiyorsun diyor. Pozitif tanımdır diyor diyor. Yanlış. Gitti. O zaman kimler? 1 ve 2 doğru cevabımız oldu. Anlaştık. Hadi bakalım. Gelelim altıncı soruya. Şimdi 6. soruda da diyor ki ben tanım kümesini sana verdim. Buradan diyor reel bir tane bir fonksiyon tanımladım. 4 8'e attım diyor. Bana 1 ile 2 arasında sayıları çıkardı. Yani 4 ile 8 arasındaki sayıların hepsini attım fonksiyonuma. Bana 1 ile 2 arasında değerler çıkardı. Pekala. Sen fx bölü 2'nin tanım kümesinin bu olduğunu söyleyebilir misin? Ya da başka bir şey diyebilirsin. Ya da f2x'in f fonksiyonun en büyük değeri 2 midir? arkadaşlarım x bölü 2. Yani x, x bölü 2 yapmış. Bak şimdi ne yapabilirim? Bunu yapabilirim aslında. fx eşittir. Mesela bir tane bir fonksiyon aldım. Hatırlama amacıyla yapıyorum bunu. Tek söyleyip geçebilirim arkadaşım. Bunda böyle yapıyorduk diyebilirim ama hatırlatma amacıyla bunu yapıyorum. Yani ola ki sınavda aklına gelmedi. Ya 2 ile çarpıyor muyduk yoksa bölüyor muyduk? Topluyor muyduk çıkarıyor muyduk? Bir her şey çorba oldu. Al bak bir tane basit bir fonksiyon dene. Örneğin 2x artı 4. Ben şimdi e, ee, bunun tanım kümesini bulmaya çalışıyorsun değil mi? Tanım kümesindeki elemanlar acaba ne olacak? Şimdi sen burada x'e 0 verdiğin zaman y'si 4 zaten. y'ye 0 verdiğin zaman x'i eksi 2. Bak şimdi şöyle bir fonksiyonum var arkadaşım. Eksi 2 burası 4 burası. Şimdi vatandaş ne yapmış? x bölü 2 atmış. Atalım. x gördüğüm x bölü 2 yazarsam e, ne oldu? x bölü 2 yazdım arkadaşlar. x oldu. x artı 4. Şimdi bunu da 0 verdiğim zaman x'e y'si yine 4. Ama bak y'ye 0 verdin var. x'i ne oluyor otomatikman? Eksi 4'e geliyor. Yani şöyle bir şey oluyor. Yani aslında x'i kestiği nokta arkadaşım eksi 2 iken tamam mı? Ne yapıyor? Eksi 4'e geliyor. Nasıl bir değişiklik bu? Aslında eksi 2'yi ne yapmış? 2 ile çarpmış değil mi? Ama şuradaki yorumla ilerlersek yani buradaki kat ilerlersek burası 1 bölü 2'ymiş 2 ile çarpmış. Aslında eksi 2'yi 1 bölü 2'ye bölmüş adam. Her çevirip şey çarpınca 2 ile çarpmış gibi olmuş. O zaman içeriye x bölü 2 yazdığı zaman katsayısı 1 bölü 2 ise ne yapacağım? 4'ü 1 bölü 2'ye böleceğim. Ne yapacak? Otomatikman 8 olacak. 8'i 1 bölü 2'ye böleceğim. Otomatikman 16 olacak. Benim bulduğum tanım kümesi arkadaşlarım 8 ve 16 arasında bir küme. Adam diyor ki 2 ve 4. Değil. Bak yorumladım. Böyledir arkadaşlar. Bunu ezberleyin demedim. Ezberleyebilirsin. Keyif senin. Ama ben ezberlemiyorum. Ben böyle yapıyorum. Bana 2x. Bak artık 4'ü ne yapacak? 2'ye bölecek. Tanım kümesini sorduğu zaman. Bu ne yaptı? 2 yaptı. 8'i ne yapacak arkadaşlarım? 2'ye bölecek. Ne yaptı? 4 yaptı. Yani aslında benim için tanım küme 2,4 olacak. Adam ne diyor? 8,6 diyor. Yanlış. Bak bununla bunu yer değiştirmiş. Tuzağa çekmişsin. Yanlış gitti. F fonksiyonun en büyükleri 2'dir diyor. Evet F fonksiyonu böyle tanımlanmış. Görüp görebileceği en büyükler 2 olduğu için en büyük değeri zaten 2. Başka seçenek kalmadı zaten. Başka yargı kalmadı. O yüzden de 3'ü işaretliyorum. Tamam mı? Anlaştık mı? Bak hep soruları çözerken bile niye, neden diye anlatmaya çalışıyorum. Gel bakalım 7. soruya. Şimdi 7. soru bir parabolün tepe noktasıyla alakalı bir soru ama yorum sorusu arkadaşlarım. Yani gelebilecek yeni nesil sorulardan bir tanesi. Sen belki parabolün tepe noktasını bulmayı biliyorsun. Ama bu onu sormuyor. Bu nasıl bulunduğunu soruyor. Yani bunu biliyorsan aslında bu soruyu yapabilirsin diyor. Ya da bunları daha önceden gördüysen ben mesela hep öyle anlatmaya çalışıyorum değil mi? mesela benim derslerimi takip ettiysen hatırla. AX kare artı BX artı C parabolünün tepe noktasını ben direkt Eksi b bölü 2 olarak yazmamışımdır. Videolarıma dönüp bakabilirsin. Ben bunun nasıl bulunduğunu söylemişimdir. İşte a parantezini alacağız. Sonra tam kareye çevireceğiz. Buradan işte e, tam kare ifadeleri elde etmeye çalışacağız gibi. İşte aynı bunun gibi. Burada bunu gördüysen sınavda da böyle bir şey görüyorsan arkadaşlar hiç yabancılık çekmezsin. Ama bu tarz şeyi ilk defa sınavda görüyorsan elbette ki yabancılık çekersin. Belki de şunu yaparsın. Bunun tepe noktasını buldun sen. Eksi B bölü adam, 2 adan eksi 2'ye 6 buldun. Eksi 2'ye eksi 6 buldun. Belki yerine yazdığın zaman bakarsın 5. adıma. Ha hocam bak burada 2'ye eksi 6 demiş. Bu yanlış zaten. 5'e işaretledim. Tamam. Belki öyle ama ilk kez hangi adımda hata yapılmış diyor. Mesela yanlış bir çözümdür. Tamam mı? Bunun cevabı 5 ama çözüm yanlış. İlk kez diyor. da hata yapmadığını daha kontrol etmedin bile etmen lazım. Tamam mı? Onları bir kontrol edeceğiz. Şimdi bu sorularda bu adamın ne yaptığına bakacaksın arkadaşım. Ne yapmış? Burada iki parantezini almış değil mi? İki parantezine dağıttığı zaman bu yapıyor. Yapıyor mu? Yapıyor. İki parantezini alabilir. Sıkıntı yok. Burada ne yapmış? Burada e, 4x artı 1. Şimdi 4 ekleyip 4 çıkartmış değil mi? Yapabilir mi? Yapabilir. Bu niye yapmış? Tam kareye geçiş yapmaya çalışıyor. Ama ben tam kareye şöyle geçiyordum. x kare artı 4x neyin karesinden gelir diye yorum yapıyordum. Normalde terim ekleyip terim çıkarma yöntemiyle yapıyorlar. Ama ben onu çok böyle öğrenci düşünmek istemiyor diye. Neyin karesinden x kare 4x gelir diye düşünüyorum. Tamam mı? Ha, bu olur mu? Olur tabii ki de. 4 ekleyip 4 çıkartmış. Güzel. Herhangi bir sıkıntı var mı? Yok. Sonra ne yapmış? Bak x kare 4x artı 4'ü tam kareye çevirmiş. Yani birincinin karesi. Birinci ile ikincinin çarpımı. Nikat ikincinin karesi. Eksi 4 artı 1 kalmış burada. Güzel. Sonra 2 ile çarpmış. Yani 2'yi dağıtmış artık içeriye. 2 tane x artı 2'nin karesi. Eksi 3 yaptığı için 2 ile çarpmış. Eksi 6 almış. Bunda da hiçbir sıkıntı yok. Gelmiş en sonda bunun tepe noktasını bulmak için. Tepe noktası neydi zaten arkadaşım? Tepe noktası ikinci dereceden bir fonksiyonun maksimum veya da minimum değerini aldığı noktanın adı. Yani maksimum ya da minimum olduğu yer. Tamam mı? O nokta. E yani bu ne zaman bunun en küçük değeri vardır bu arada. Ne zaman en küçük olur? E, burası sıfır olursa. E burayı sıfır yapan sayı kim? E, tabii ki de eksi 2. Çıkan sayı kim? Tabii ki de eksi 6. Aslında tepe noktasını böyle bulmak lazım. Ama o ne demiş? 2'ye eksi 6. 5 yanlıştır. Bak tekrar söylüyorum. Direkt bulup 5'i de gördün. Hocam yanlışmış deme. İlk kez diyor. Belki yukarıda bir yerlerde belki ilk hatasını yapmıştım. Tamam. Gel bakalım 8'e. Ne diyor? Tepe noktası o x80 üzerinde olduğuna göre. U 280 üzerindeyse şöyle bir tepe noktası var değil mi? Bunun şöyle bir tepe noktası var aslında. Tabii buradan tepe noktasında R'sinin eksi 5 olduğunu gördüğüm için şöyle yaz, şöyle çizi verdim. Ne demek arkadaşım bu? Bu ifadenin yani parabolün yani daha doğrusu fonksiyonun deltası sıfıra eşit demek. O zaman delta sıfıra eşit yapabilirim. B kare eksi 4 ac onun karesi 100 eksi 4 tane a çarpı c aç parantez 3m artı 10'un sıfır olduğunu söyleyebilirim. Dağıtabilirsin. Dağıtma bence. Çünkü burasını 25 ile 4 çarpı 25 yaparsan 100 eksi 100 sıfır yapar zaten. Yani 3m artı 10 aslında 25'miş. Buradan 3m eşittir 15 geldi. M'yi de arkadaşlarım eş buldum. Tamam. İşaretledim işaretledim. Bir de bunu nasıl yapabilirsin? Bu delta işte sıfırın başka bir söylenme şekli de tam karedir arkadaşlarım. Tam kare ne? Bu ifade bir şeyin parantez karesidir demek. Şimdi x kare artı 10x nereden gelir? Onu bir e, düşünelim. Tabii ki de x artı 5'in karesinden gelir değil mi? O zaman ben diyorum ki buraya x artı 5'in karesi olacak bu. Olacak da 5'in karesinden 25 gelecek. E burası kaç? İşte burası da 25 demekmiş. Bak 3m artı 10 25 olduğunu pek buradan da görebilirsin. Anlaştık. Delta değiştir 0 veya ifadenin tam kare olduğunu düşünmelisin. Dedim geldim 9. soru. 9. soru basit bir eşitsizlik sorusu. Yani basit bir derken basit eşitsizlik değil. eşitsizlikleri basit bir soru. Sadece çift kat kök vardı. Ona dikkat etmek lazımdı. Şuradaki payın kökleri x eksi 2 çarpı x artı 1 eşittir 0 olarak yazsam ben bunu. x eşittir 2 geldi. x eşittir eksi 1 geldi. Güzel. Zaten paydanın köklerini x eşittir 1 ve x eşittir eksi 1 olarak bilmeyen yok herhalde aramızda değil mi? Bu böyle. Sonra tablo yapıyorum. Tabloyu yaptım arkadaşlarım. Eksi bir. Bak dikkat eksi bir hem burada var hem burada var. Çift kat. Çift kat olduğunu belirlemek için iki tane çizgi koy. iki tane yuvarlak koy. Bir şey yap. Burası bir. Burası da arkadaşlarım iki. Sonra bununla da bir tane yuvarlak koyalım. Ayıp olmasın. Artı ile başlayacağım. Nereden bildim? Artıya artı olduğu için en büyük derecelerin katsayıları artı, eksi, artı, çift kat gördüğüm için artı yazdım. Nereye istiyor? Küçük eşitleri. burada mı? Burada. Biri istiyor muyum? Paydayı sıfır yaptığım için uzak dursun. 2'yi istiyor muyum? Payın kökü olduğu için istiyorum ki eşitlikte var. Böyle yazı bırakma hemen. Çift katlar tehlikelidir. Çift katı bir bakmış adam istiyor ama burada yok. Bak bakalım eksi 1'i istiyor musun? Eksi 1 paydanın kökü mü? Evet. Yani eksi 1 uzak dursun diyor. Burada eksi 1 var mı? Yok. O zaman herhangi bir sıkıntı yok. Bu yorumları yap. Hep soruyla konuş. Tamam. Hadi bakalım gelelim 10. sorumuza. 10. sorumuzda en geniş çözüm kümesi gerçel sayılar olduğuna göre. Bir kez arkadaşım. Gerçel sayılar demek ne demek? En geniş çözüm kümesi gerçel sayılar olduğuna göre demek ne demek? Diyor ki bana x yerine istediğim sayıyı yazdıracak m'leri bul. Yani x yerine ne yazarsam yazayım bu her zaman bu ifade her zaman küçük eşit sıfır olsun diyor. Şimdi bunu nasıl yapacağız? Bakalım. Şimdi ilk önce tabii ki bizim ana mantığımız bunların köklerini bulmak değil mi? Bunların köklerini bulmaya kalktın. Kökünü bulamadın arkadaşım. Niye bulamadın? Ya sen bulamadın ya da hakikaten de bunun reel kökü yok. Nasıl kontrol edersin? Hemen deltasına bakarak. Deltasına bakalım. B kare 4 acıdan 1 eksi 4 tane. A'sı eksi 1. C'si eksi 11. Burası ne yaptı? 1 eksi 44 yaptı. Yani eksi 43 küçüktür 0. Güzel. Deltası negatif. Yani reel kökü yok. Yani x eksenini kesmiyor. Ama negatif mi pozitif mi? Bak delta sıfırdan küçük olduğu zaman ifade ya her zaman negatiftir ya da her zaman pozitiftir. X karenin kat bak. Eksi. O zaman bu her zaman eksiymiş arkadaşım. Öyle bir şeymiş. Tamam kollarda aşağıya bak. Grafeni çizince bak ayağım beyan belli oluyor zaten. O zaman bu her zaman eksi. Alt tarafın her zaman artı olması lazım gelir ki eksi böyle artı eksi yapsın. O zaman ben neyi araştıracağım? X kare eksi m artı bir x artı 1 e, büyüktür sıfırı araştıracağım. Şimdi bunun için ne gerekli? Bak arkadaşım bunun x karenin katsayısı 1. Her zaman yani x karenin katsayısı 1. Her zaman pozitif olmasını istiyorum değil mi? Her zaman pozitif olmasını istiyorum. Şöyle bir şey olması lazım. Yani bunun da x eksenini kesmemesi lazım ve kolları yukarıya olması lazım. x eksenini kesmemesi için de delta küçüktür sıfır olması lazım. Direkt delta küçüktür sıfır demiyorum fark ettiğiniz. Yazıyorum, çiziyorum, ediyorum. Her seferinde bunu yapıyorum. Bunlar ezber bilgiler olmasın. Tamam mı? Yoksa öğrenci diyor hocam delta büyük sıfır mı yapacağız? Delta küçük sıfır mı yapacağız? Ya ben ne yapacağını söyledikten sonra sen zaten onu yaparsın. Ben ne yapacağını kendin bul. Bunun uğraşı içerisindeyim. Tamam mı? Delta küçük sıfır. E bunun deltasını sıfırdan küçük yapmak kolay artık. M artı birin karesi eksi dört tane A çarpı C. Küçüktür sıfır. Arkadaşım bunun karesini almak için açarsın. Şöyle bunu ben sol tarafa taşıyayım şöyle gideyim. 2 orada kaldı. M artı 1'in karesi. Şimdi M artı 1'i açarsın. Ama ben sana bir şey daha göstereyim. Bu 4'ü karşıya atarsam M artı 1'in karesi küçüktür 4 olur. Buradan ne yap? Buradan karekök al. Karekök aldığın zaman dikkatli ol. Kareler gitti. Burası ne yaptı? M artı 1 küçüktür 2 yaptı. Mutlak değer kullandım bak yine. Mutlak değer kullanmazsam yanlış. 9'dan hatırla. Ne yapıyorduk burayı? Eğer mutlak değerli bir ifade pozitif bir küçükse bu iki sayının arasındadır. Yani bu sayının eksilisiyle artılısı arasındadır. Bunu hatırladın mı? Şimdi ben mantığını anlatayım yine. Bir attım buraya eksi 3 küçüktür. M küçüktür 1. Eksi 3 ile 1. Hocam çok kafam karıştı ya. Ben bunu açsam ne olur? Hiçbir şey olmaz. O senin cebinde diye o cebinde böyle hazır bilgi diye ben sana alternatif bir şey daha sundum. Tamam mı? Çünkü her zaman bunu açtığı zaman çarpanlarına falan ayrılmayabiliyor. Mesela burası 4 değil de atıyorum 8 oldu. O zaman kök 8 ile falan uğraşman lazım. O tabi bir tık böyle e, zor soru diyebilirim. Zor değil de böyle uğraştırıcı soru diyebilirim. Yani sen bunun karesini falan alabilirsin. Şimdi gelelim. E, mutlak değer x küçüktür a. Bu niye arkadaşım? böyle? Mantıken düşündüğünüz zaman zaten Tabii ki buradaki a herhangi bir pozitif reel sayı. Mantıken düşündüğünüz zaman zaten e, kimlerin hatta a demeyelim buraya 4 diyelim. Tamam, kafa karışması 4 diyelim. Mesela kimlerin mutlak değer 4'ten küçük? Mesela eksi 5'i alamazsın. Eksi 5'in mutlak değeri 5'tir. Ama mesela eksi 4 ile 4 arasındakileri alabilirsin. Değil mi? O yüzden aslında bu eksi 4 ile 4 arasında düşündüğüm zaman. Ama mesela şöyle de yapabilirsin. X küçüktür 4 diye çıkarıyorduk bir şeyde. Mutlak değerde. Bir de bunun eksilisini çıkarıyorduk. Eksi x küçüktür 4 diyorduk değil mi? Mutlak değeri hatırla öyle yapıyoruz. E buradan x küçüktür 4 zaten herhangi bir sıkıntı yok. Eksiyle çarparsam e, x büyüktür eksi 4. Bak bununla bunu kesiştirdiğin zaman zaten şey birleştirdiğin zaman eksi 4 ile 4 arasında olduğunu rahat bir şekilde görebilirsin. Sırf nedenini söylemek için bunu yaptım. Ha? Yoksa normalde bilinmesi gereken bir şey. Evet 10. sorumuzu da hallettik. İnanır mısınız? 3. sorudan sonra bilgisayarda yer kalmamış. 3. sorudan sonra bir daha bir çektim. Şu an gecenin 1.30 falan yayından sonra. Yani yayın gecesi. Evet buraya kadar da geldik. Seslerim gitmiş olabilir. Sebebi de odur. Arkadaşlarım beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ben elimden geldiği kadar size yardımcı olmaya çalışıyorum bilgilerimle. Ben de çoğu şeyi videoda öğrendim. Tabii bizim yani YouTube yoktu. Biz e, bir tane bir Ankara'da bir öğretmen CD çekmiş. Saatin başına geçip profesyonel kameralarla o zamanki profesyonel kameralarla CD'lere ders anlatmış. Onlar da bir şekilde benim elime geçti. Ben bu konuları oradan öğrendim diyebilirim. Bilhassa çemberi oradan öğrendim. Yani siz de bu şekilde öğrenebilirsiniz. Direkt soru soramıyorsunuz belki ama yorumlarda sorular sorabilirsiniz. Yani bu niye oldu, şu niye oldu. Hocam sen neden neden diyorsun da bunun nedenini söylemedin diyebilirsin. Olabilir insanlık hali atlamış olabilirim, fark etmemiş olabilirim. Ben buradayım arkadaşlarım. Siz de hakikaten yapmak istiyorsanız, nedeniyle beraber öğrenmek istiyorsanız, önümüzde hiçbir soru dayanamasın diyorsanız bu nedenlerle olur. Ben nedenlerini anlatmak için buralardayım, hepinizi beklerim. Kendinize çok iyi bakın. Bu videonun da sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. İyi geceler, iyi akşamlar artık ne zaman izliyorsanız. Tamam mıdır? Hadi bakalım.